Müstesna! Ay nerede kaldı benim haşlanmış armutum? Canım insan yarım saatte bir armutu haşlayamaz mı? Getirdim aslanım. Koy şöyle. Koydum aslanım. Ne bekliyorsun hala tepende? Çık git canım. Aslanım. Patik. Bebeğinizi ördüm. İyi koy şöyle. Aslanım ne renk olsun, ne kadar olsun, nasıl olsun diye en az 15-20 kez söktüm, bir daha yaptım. Sabaha kadar uyuyamadım, bununla uğraştım. Ne yapayım müstesna? Alkış mı bekliyorsun? Koy şöyle dedim işte. Aa, patikler bitmiş. Eline sağlık müstesna. Çok güzel olmuş bak. Beğendiğinize sevindim Ekrem Bey. Çok beğendim. Çok şeker olmuş canım. Eline sağlık. Hayatım abartmıyor musun biraz? Ha? Altı üstü patik canım. 50 gram ip bile gitmemiştir buna. Olur mu Aslı'cığım? Bunlar bizim bebeğimizin ilk kişisel eşyaları. Üstelik el emeği, göz nuru. Allah sizden razı olsun Ekrem Bey. Bebeğinize başka şeyler de öğreneceğim ben. İnşallah, inşallah. İzninizle. Canım abi. Allah Allah. Kim geldi acaba? Kim o? Selena bugün saat 3'te Koza Kafe diye bir yerde genç bir çocukla buluşacak. İyiliğinizi isteyen bir dost. Getirdim. Star senin. Abla, ben ne zaman erkek arkadaşım olacak? Daha bunun için çok erken Nazlı. Bizim sınıfta Mehmet var. Sen çok şirinsin dedi bana. Şirinsin çünkü. Yani beni seviyor mu? Bence bunu seninle sor çünkü o bu konularda daha uzman. Sadece sana iltifat etmiş Nazlıcığım. Leyla, bu öğlen neredeydin? Niye sordun? Normalde bir yere giderken bana haber verirdin de o yüzden. Hiç, öyle dolaştım. Nerede dolaştın? Allah Allah, yürüdüm işte. Merhaba kızlar. Merhaba Selena. Sana da merhaba Leyla'cığım. Anlaşılan bu odada soğuk rüzgarlar esiyor. Nedenini öğrenebilir miyim? Aynaya bakarsan kendine güzel bir sebep bulabilirsin Selena. Bir gün beni anlayacağını umuyorum. Ama maalesef o gün bugün değil. Tamam anlaşıldı. Ben gitsem iyi olacak kızlar. Daha yeni geldin. Ben zaten iyi misiniz diye bakmaya gelmiştim ama iyi değilmişsiniz. Sonra görüşürüz artık. Leyla, lütfen konuştuklarını biraz dikkat et. Ne varmış konuşmamda? Sen ne olduğunu gayet iyi biliyorsun. Ayrıca Selena hakkında çok yanılıyorsun. Selena sadece senin mutlu olmanı istiyor. Senin yüzünden Selena'yı kaybetmek istemiyorum. Ben de Selena yüzünden Ceyhun'u kaybetmek istemiyorum. Acaba
Selena beni denemek için bir çeşit oyun mu oynuyor? Ya yazılanlar doğruysa? Tabii ya. Belki de dün bu yüzden görüşmek istemedi benimle. Oğlum kız taş gibi. Tam benim kalemim. Onunla hayatım sonuna kadar sürecek romanlar yazmaya hazırım ben. Ceyhun, bu kızlar kötü insanlar değil. Onlarla oynama. Aha, doğrucu Davut yine iş başında abi. Yine sağ kolumun üstünden inmişsin sen. İyilik meleğim. Sen nasıl olsa hep sol kolun üstündekini dinlersin Ceyhun. Erdem, arıza çıkarma oğlum. Birazdan kız gelecek. Ceyhun haklı. Eğer o tarz bir insan olmasaydı buraya Ceyhun'la buluşmaya gelmezdi. Kusura bakmayın. Ben bu hikayede olmak istemiyorum. O zaman git kırmızı başlıklı kız masalında oyna abi sen. Hadi. Sen bilirsin. Bu kafayla çok acı çeker bu Erdem. Bırak şimdi Erdem'i oğlum. Hayatın gerçek Erdem'i burada. Bak, seninle çok açık ve net konuşacağım çocuk. Çocuk mu? Son sevgili senden biraz daha olgundu. Ama yaş olarak değil. Leyla'dan uzak duracaksın. Leyla benim umurumda değil. Ben sana daha yakın olmak istiyorum, balım. Ben senin balın falan değilim, bu bir. Eğer Leyla'dan uzak durmazsan bir daha bal falan yapamazsın, bu da iki. Gördün mü Ömer, yabani bir at gibi. Bir daha bunu yapma. Sinirlenme, balım. Emin ol, şu anda sinirli değilim. Sadece seni uyarmaya geldim. Başarmadın değil. Bizden uzak dur. Böyle hatunlara bayılıyorum be abi. Nereye gidiyor bu ben ya? Pardon. Evet. Ben Ceyhun'un arkadaşıyım. Evet, ne istiyorsun? Ben sandığın gibi biri değilim. Bu arada ismim Erdem. Eğer Ceyhun'la arkadaşlık yapabiliyorsan emin ol sandığım gibi birisindir. Ben Ceyhun adına sizden özür dilemeye geldim. Böyle olmasının nedeni tamamen ailesi. Tek çocuk, şımarık büyütmüşler. Baştaki sorum hala geçerli. Ne istiyorsun? Sadece özür dilemek. Bence özrü benden değil Leyla'dan dilemen gerekiyor. Ama ben çekinirim. Bayanlarla pek konuşamam. Benle konuşuyorsun ya. Siz farklısınız. Benden büyüksünüz. Ablam gibi konuşuyorum sizinle. Benim bir ablam var. Sen utangaç biri misin? Biraz evet. Ama aramızda. Tamam. Neyse şimdi konumuz bu değil. Sen Leyla'dan özür dilemek istiyor musun? Evet, onunla konuşabilmem için güzel bir fırsat olur. Tamam o zaman. Ben sana Leyla'nın numarasını vereceğim. Arayıp her şeyi ona açıklarsan eminim seni geri çevirmeyecek. Çok sağ ol. Ah, görüşürüz. Geldim, geldim. Benim keçiler yine hatta gitti, telefona geldim diyor. Alo, buyurun, Ayker Malikanesi. İyi günler. Leyla'yla görüşebilir miyim? Evet de yavrum, kimdeyim? Erdem ben. Tamam, Leyla. Ha, seni arıyorlar. Kim? Erdem diye bir çocuk. Tamam. Alo? Leyla merhaba, Erdem ben, Ceyhun'un arkadaşı. Ha evet, ne oldu, niye aradın? Ceyhun'la ilgili bir konu konuşmamız lazım. Ceyhun'la ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok. Ama eğer çok istiyorsan ki Selena'ya anlat anlatacaklarını. Eminim o dinlemeyi çok ister. Bak zaten ben de bu konuda konuşacaktım. Ne konuda? Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşsak. Yarım saat vaktin yok mu? Tamam olur. Nerede? Tamam. Yarım saat sonra oradayım. Görüşürüz. Selena. Merhaba hayatım, nasılsın? Burada ne işin var? ben Burak Bey'i aramıştım. Yanlış mı oldu?
Bir dakika. Bu sinirinin özel bir sebebi mi var? Yoksa spor olsun diye mi yapıyorsunuz Burak Bey? Burak Bey dedim, dikkat edersen. Ben genelde mesafeli olduğum insanlarla bey diye konuşurum da. Ondan. Bence genelde kafe köşelerinde bir çocukla el ele tutuşan kızın kız arkadaşım olduğunu düşündüğümde böyle bir adam olurum. Kusura bakma. Böyle notlar almaya alışık değilim. Bundan sonra alıştırmaya çalışırım kendime. Kim verdi bunu? Aç bak. İyiliğimi isteyen bir dost. Evet. Bir açıklama bekliyorum. Açıklama yapmamı gerektirecek bir şey yapmadım. Notu kimin yazdığını biliyorum. Kimmiş? Söyleyemem şu an. Ama emin ol, seni incitecek hiçbir şey yapmadım. Bu mu açıklaman? Elimde bir not var. Tamam. Bu notun yanlış olduğuna kendimi inandırıyorum. Notu yalanlamak için kafeye gidiyorum ve sevdiğim kızı bir çocukla el ele tutuşurken görüyorum. Ve sen de beni incitecek bir şey yapmadım diyorsun. Burak! Hayatım, bak her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Her şeyi öğreneceksin. Sadece bana biraz zaman tanı. Eğer bana mantıklı bir açıklama yapmazsan bol bol zaman olacak, merak etme. İnanmıyorum ya. Nasıl yani? Ceyhun iddiaya girdiği için mi benimle ilgileniyormuş? Evet. Selena da Ceyhun'un niyetini anladığı için sırf sen üzülme diye onu konuşmaya geldim. Yani Selena ile Ceyhun arasında? Tabii ki bir şey yok. O sadece seni korumak, üzülmeni engellemek istedi. İyi de sen Ceyhun'un arkadaşısın. Niye bunları bana anlatıyorsun? Birincisi, bu yaptıklarından sonra Ceyhun'la arkadaşlığımı sorgulamaya karar verdim. İkincisi, değil arkadaşım, kardeşim bile olsa birinin senin gibi tatlı bir kızı üzmesine izin veremezdim. Teşekkür ederim. Bence öncelikle teşekkür etmen gereken kişi Selena. Seni böyle sevip koruduğu için. Ben sonra teşekkür etmem gerekirken kötülük yaptım. Efendim? Yok bir şey. Bir şey nasıl yapabildin Leyla? Ya biliyorum, çok salam. Her şeyi mahvettim. Selena bir daha benimle konuşmayacak. Böyle bir şey Selena'ya nasıl yaparsın, hala inanamıyorum. Ya ben ona zarar vermek istemedim. Selena hakkında böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Ya düşündüm işte. Ya, Burak Hoca'ya da o notu vermemeliydim. Günaydın. O çocukla konuşmaya benim için gitmiş. Of, bir daha Selena'nın yüzüne nasıl bakacağım? Of, çok salağım ben. Ne yapacağını gerçekten ben de çok merak ediyorum Leyla. Dua et de Burak Hoca ile senin yüzünden kavga etmesinler. Evet Selena, bir açıklama bekliyorum. Burak, üstüme gelme lütfen. Kusura bakma ama Selena, erkek arkadaşın olarak o çocukla niye buluştuğunu bilmek hakkım. Tabii eğer hala erkek arkadaşınsam. Erkek arkadaşımsın. O zaman soruma verecek bir cevabın olmalı. Gerçekten o kadar önemli bir şey değil diyorum ya. Önemli bir şey olmasa böyle bir not almazdım. Belli ki bu notu yazan kişinin de bu konuyla bir ilgisi var. Burak. Ve sen de bu notu kimin yazdığını bildiğin halde bana söylemiyorsun. Burak, gerçekten düşündüğün gibi bir şey yok ki ortada.
O zaman söyle de ne düşünmem gerektiğini öğreneyim. Söyleyemem. Ya inan söyleyemem. Niye konuşmuyorsun? Sen de kızgınsın bana. Selena'yı düşünüyorum sadece. Uf, hatırladıkça kendimden utanıyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Bilmiyorum. Bir şey yap ve kendini affettir. Bence hemen gidip bu hatanı düzelt. Evet, sanırım en doğrusu bu. Bu rezilliğe ben sebep oldum. Ben düzeltmeliyim. Nasıl yani? Sırf notu yazanın kim olduğunu söylemediğim için her şeyi bitirecek misin? Evet Selena. Saklanacak bir şeyin olduğu ilişki, ilişki değildir. Kusura bakma. Çıkarken kapıyı çekersin. Peki Burak. Gidiyorum. Yalnız şunu unutma. Bir ilişkide sadakat kadar güven de önemlidir. Senin ne işin var burada? Size önemli bir şey söylemem gerekiyor. Tabii, gel. Neymiş o söyleyeceğin çok önemli şey? Öğretmenim, Selena'nın biriyle buluşacağı yazılı bir not buldunuz mu? Evet. Umarım yazılanları ciddiye almadınız. Nasıl yani? Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum ama o notu ben yazmıştım. Sen mi yazdın? Ama niye? Ben yani uzun hikaye ama özetle Selena o çocukla benim üzülmeme engel olmak için buluştu. Ya. Ben sonunda kıskanıp aptalca şeyler yaptım. Ve şimdi çok acı çekiyorsun. Evet. Selena'ya bu nottan bahsetmeseniz yani olur mu? Sanırım artık bu konuda yapacak bir şey yok. Nasıl yani? Selena ile biraz önce ayrıldık. Ayrıldınız mı? Evet. Ona notu kimin yazdığını sordum. O da söylemek istemedi. Ben de o zaman bu ilişki biter dedim. Ve ayrıldık. Selena beni nasıl affedecek? Asıl ben kendimi nasıl affettireceğim? Leyla? Selena? Selena! Seni buraya girerken gördüm. Selena gerçekten çok özür dilerim. Beni affedebilecek misin? Gel buraya. Tabii ki de affedeceğim. Ama bir daha ablayı kıskanmak yok, söz mü? Şey, hazır af çıkmışken ben de bu haftan yararlanabilir miyim? Seni affedemem. Bana güvenmedin.